Cevaplı test 4'teyiz. İlk sorumuzda demiş ki A ve B pozitif tam sayılardır demiş ve de şöyle silelim. A artı 5 çarpı B eksi 4 eşittir. A çarpı B artı 20 olduğuna göre B'nin alabileceği en küçük değer hangisi olabilir diye sormuş bize. Bir kere hemen çarpmamızı yapalım. Ne olur? AB eksi 4A artı 5B eksi 20 eşittir AB artı 20. AB'ler sadeleşti. Eksi 20 bu tarafa geçti. 5B eksi 4A eşittir 40 oldu. Bu da bize B'nin en küçük değeri hangisi olur diye sorduğu için A'nın da en küçük olması gerekir. A da buradan en küçük 0, 1, 2, 3, 4 değerlerini aldığı zaman tabii ki bu 4A ile 40'ın toplamı, çünkü 4A'yı bu tarafa atmam gerekiyor. Yani 5B eşittir 40 artı 4A olması gerekiyor. Eğer ben A'ya 0, 1, 2 zaten pozitif demiş, 0 olmaz da 1, 2, 3, 4 değerlerini verdiğimde toplam 5'in katı bir sayı olmaz. Dolayısıyla A sayısı en az 5 olur. A sayısı en az 5 olursa 5B eşittir 40 artı 4 çarpı 5'ten 20. 5B eşittir 60 olur. B de buradan en az en küçük 12 bulunur. İkinci soruda A ve B pozitif tam sayılardır demiş ve A bölü 4 artı B eşittir 8 olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük değer kaç olur diye sormuş. Hemen ifademizi yazalım. A bölü 4 artı B eşittir 8. B'yi bu tarafa atarsak A bölü 4 eşit olur 8 eksi B'ye. Buradan B ne kadar küçük olursa A da o kadar büyük olur. Zaten pozitif tam sayıdır dediği için B en az 1 olabilir. B 1 olursa A bölü 4 eşittir 8 eksi 1'den 7'dir. A da buradan eşittir 28 bulunur. Üçüncü soruda X ve Y birer doğal sayıdır demiş ve 2X artı 5Y eşittir 40 denklemini sağlayan kaç farklı X sayısı vardır diye sormuş. Hemen ifademizi yazalım. 2X artı 5Y eşittir 40. Buradan X'in farklı değerleri için X'in en büyük ya da en küçük değerini bulalım. Sonra da kuralımızı uygulayalım. Ne olabilir tabii ki? X'e 0 verirsek, evet X'e 0 verirsek, X işte 0 olursa 5Y eşittir 40 olur. Şöyle yanda yapıyorum. Y de buradan kaç bulunur? 8. Demek ki X 0 iken Y 8. Şimdi artık kuralımızı uygulayabiliriz. Bakın X'in kaç sayısı var? Y'nin kaç sayısı var? Ben X'in en küçük değerini bulduğum için artık bu değeri Y'nin kat sayısı kadar arttırırım. Y'nin de en büyük değerini bulmuş oldum burada. Onu da X'in kat sayısı kadar azaltırım. Yani 0'ı 5 arttıracağım. 8'i de 2 azaltacağım her seferinde. Ama bize X'i sorduğu için Y'yi bulmama gerek yok. Sadece kontrol için kullanacağım onu. Peki o zaman 0'ı 5 arttırdım. 5. Bir 5 daha arttırdım. 10. Bir 5 daha arttırdım. 15. Bir 5 daha arttırdım. 20 oldu. Bir 5 daha arttırdım. 25 olur bir 5 daha arttırırsam. Ama 25 verdiğim zaman Y bir doğal sayı olmaz. Dolayısıyla 25 olamaz. 20'de kalır. X yerine 20 yazdığımızda da Y 0 olur. 0 bir doğal sayı olduğu için X'in alabileceği değerler 0, 5, 10, 15 ve 20'dir. Buradan kaç farklı X tam sayısı vardır diye sorduğu için 1, 2, 3, 4... 5 tane farklı X doğal sayısı vardır diyebilirim. Dolayısıyla cevabım da A seçeneği olur.
Dördüncü soruda 2x eksi 3y eşittir 15 eşitliğini sağlayan x ve y pozitif tam sayılarının toplamı en az kaç olabilir diye sormuş. Bir kere burada şöyle bir şey yapabiliriz. İfademizi yan tarafa yazacak olursak 2x eşittir 3y'yi bu tarafa attım. 15 artı 3y'dir. En az kaç olabilir dediğine göre y'yi en küçük yaparım. Y en küçük olunca x de en küçük olur. O zaman pozitif tam sayılar dediği için burada y eşittir 1 olur. 1 alır yerine yazacak olursak 2x eşittir 15 artı 3 olur. 2x eşittir 18 olur. Buradan da x eşittir 9 bulunur. Buradan da x ve y'nin en küçük değerleri için x artı y 9 artı 1'dir. Buradan da toplamımız 10 bulunur. Dolayısıyla cevap da C seçeneğidir. Beşinci soruda x ve y doğal sayılardır demiş ve 4x artı 7y eşittir 84 eşitliğini sağlayan farklı y değerlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Hemen ifademizi yazalım. 4x artı 7y eşittir 84. X yerine 0 yazacak olursak x eşittir 0 için diyelim. Buraya 0 yazdık ve 7'ye eşittir 84 olur. Burada y'nin en büyük değeri 12 bulunur. Artık kuralımızı işletebiliriz. X'in katsayısı 4, y'nin katsayısı 7. X'in aldığın değeri y'nin katsayısı kadar en az olduğu için 0 arttıracağız. Y'yi de x'in katsayısı kadar şu anda en büyük değerini aldığı için 12'yi azaltacağız. Benim x'e şimdilik işim yok. Buraya bakmayacağım. Tabii ki y değerlerine bakacağım. 12'yi 4 azalttım. 8 tekrar 4 azalttım. 4 tekrar 4 azalttım. 0. En küçük doğal sayı 0'dır. 0'ın artık altına inemem. Çünkü 0'dan küçük sayılara doğal sayı demiyoruz. Onlara tam sayı diyoruz. Çıkarttığımda 4, eksi 4 gelecek çünkü. Dolayısıyla y'nin alabileceği değerler 12, 8, 4 ve 0'dır. Bunların toplamını soruyor bize. Bunların toplamı da 12, 8 daha 20, 24 daha 24, 24, 0 daha tekrar 24 eder. Dolayısıyla cevabımız da E seçeneği olur. Altıncı soruda x ve y farklı pozitif tam sayılardır demiş ve x artı 2'ye eşittir 300 eşitliğini sağlayan kaç farklı x-y ikilisi olabilir diye sormuş. Hemen yazalım. X artı 2'ye eşittir 300. Şimdi burada x eşittir 0 için, x'in en küçük değeri için y'nin en büyük değerini bulurum. Hemen 0 yazdık. Y de buradan 150 olur. Buradan bakın x'in katsayısı 1 yazılmamış çünkü burada. Ben burada görünmez 1'i görünür hale getirdim. Y'nin de katsayısı 2. Y'nin en büyük değerini bulduk. X'in de en küçük değerini bulduk. Y'nin değeri x'in katsayısı kadar artacaktır. X'in değeri y'nin katsayısı kadar artacaktır. Y'nin aldığı en büyük değer de x'in katsayısı kadar birer birer azalacaktır. Burada pozitif tam sayılar demiş. Bakın birer birer azalacağına göre 149, 148 devam edecek ta ki 1'e kadar. Demek ki 150 tane buradan ben x-y ikilisi bulabilirim ama burada bir hata yaptım kasıtlı olarak. X'e 0 verdim. Neden? Çünkü y'nin en büyük değerini bulmam gerekiyordu. Y'nin en büyük değerini bulmak için ben x yerine 0 yazdım ve y'nin en büyük değerini buldum. Ama burada pozitif tam sayılar dediği için bunu alamam. Dolayısıyla 149'dan 1'e kadar toplam 149 tane sıralı ikilisi olabilir diyeceğim ama yine bana inanmayın. Başka bir durum daha var. X eşittir y olması durumu var.
x eşittir y olursa, şuradaki denklemimizi aşağıda x, y yerine x yazarak yapayım. X artı 2x eşittir 300 olur. Buradan 3x eşittir 300 olur. Buradan da x eşittir 100 olur. Yani ben x yerine 100 yazdığımda y de 100 oluyor. Burada farklı x, y dediği için bunu da alamam. Dolayısıyla 149'dan 1'i çıkartıyorum. Toplam 148 tane x, y ikilisi yazabilirim. Dolayısıyla da cevabım C seçeneği olur. Yedinci soruda x ve y pozitif tam sayılardır demiş ve 2x artı 3y eşittir 27 koşulunu sağlayan kaç farklı y değeri bulunur demiş. Hemen 2x artı 3y eşittir 27 diyelim. Buradan x'e değerler vereceğiz ki y'nin de değerlerini bulalım. Bakın burada pozitif tam sayılar demiş. O zaman ben y'nin olabilecek en büyük değerini bulabilirsem, o zaman x'e alabileceği en küçük değerleri vermem gerekir. O zaman oradan kuralımızı uygulayıp y'nin değerlerini azaltıp kaç farklı y değeri alabileceğini bulabilirim. O zaman eğer x yerine 0 yazarsak oluyor mu? Oluyor. Evet, 0 yazdım. 0 yazdığımda y 9 oldu. Ama bakın burada bir şey var. Pozitif tam sayıdır demiş. Dolayısıyla ben şunu alamam ama bunu kullanabilirim. Nasıl kullanabilirim? Katsayılar kuralımızı kullanacağım. 0'ı 3 arttıracağım. 9'u 2 azaltacağım sürekli. X'de işim yok. Burayı hiç yazmıyorum bile. Şunu alamıyordum zaten ama 9'u 2 azaltırım. 7'yi alabilirim çünkü x 0'dan farklı bir değer alacak o zaman. Tekrar 2 azalttım, 5 olur. Tekrar 2 azalttım, 3 olur. Tekrar 2 azalttım, 1 değerini alabilir y. Tekrar 2 azaltırsam eksi 1 olur. Buradaki değeri alamaz. Y yerine 1 yazdığımda da yan tarafta yapıyorum. 2x artı 3 eşittir 27. Buradan 2x eşittir 24. X de 12 bulunur. 12 pozitif tam sayıdır. Dolayısıyla burada benim şu anda şu koşullara, şu soruda verilen koşullara uymayan bir y değerim yok. O zaman y değeri 7, 5, 3, 1'den 4 farklı değer alır. Dolayısıyla cevap da B seçeneğidir. Sekizinci sorumuz biraz düşündürücü bir soru. X, Y, Z birbirinden farklı birer tam sayıdır demiş. Şurayı sorunun üzerine çizdik. Tam sayıdır demiş ve 2x kare artı 3y kare eşittir z küp olduğuna göre z'nin alabileceği en küçük değer kaçtır diye sormuş. Bir kere ifademizi yazalım. 2x kare artı 3y kare eşittir z küp demiş. Burada bir kere z'nin en küçük olması için x ve y'nin de en küçük olması gerekir. Tabii ne olacak? Ne diyebilirim? Ne yapabilirim diye düşündüğümde tabii y yerine 0 yazarsam, evet y yerine 0 yazarsam 3 kere 0 0 olur burası. O zaman 2x kare eşittir z küp olur. Buradan da değerler yazmam gerekiyor ama ne yazmam gerekiyor bilmiyorum. Düşünüyorum. Tabii ben bu soruyu ilk başta çözerken böyle düşündüm. Muhtemelen siz de düşünmüşsünüzdür ne olabilir diye. Tabii ki x'in yerine eksi 2 gelirse eksi 2'nin karesi çarpı 2 eşittir z küp olur. Eksi 2'nin karesi 4'tür. 4 ile 2'yi çarptığında 8 gelir. 8 eşittir z küp olur. Ha işte o zaman z eşittir 2 olabilir. Bu z'nin en küçük değeridir. Dolayısıyla cevap da A seçeneği olur.